Evet, tabii öncelikle Kocaelispor'un emektar ve vefakar taraftarlarından Ali Okumuş abimizin vefatı tabii hepimizi çok üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olur inşallah. Yakınlarına da sabır ve başsağlığı diliyorum. Tabii futbola da gelince Gençlerbirliği maçı oynadık. Maalesef tabii hayal kırıklığıyla sonuçlandı bizim için. Aslında oyun olarak değil, sonuç olarak hayal kırıklığı oldu ki sezonun en iyi maçlarından bir tanesiydi o maç. Futbolun tabii şanssız tarafına denk geldik. Sonrasında hep şunu söyledik. Oyuncularla şu noktada buluşmaya çalıştık. Bu puan kaybı bizim için bir fırsat olabilir mi? Yeniden böyle hafif sendeledik, ayağa kalkıp sonrasında bir seri yakalamak için ve bize kaybettiğimiz 2 puandan daha fazla futbol adına, geleceğimiz adına değerler üretebilir miyiz? Bu noktada bir bütünleştik, birleştik ve sonrasında çok iyi bir Göztepe maçı. Bizim için çok değerli bir 3 puan ve akabinde içeride ki ligin bence iyi takımlarından bir tanesi Çorum. Ona karşı bu sefer futbolun tabii şanslı tarafına denk geldik. Şanslı tarafına da denk geldik derken şunu tabii kabul etmek lazım. İlk devre istediğimiz oyunu oynayamadık. Ama ikinci devre tamamen oyunu domine eden, topa sahip olan, gol pozisyonlarına giren, 2 tane direkten dönen, bunun yanında 2 tane gol bulan bir takım ki bence ikinci yarı istediğimiz oyuna sahip olma oranıyla pozisyona girme, rakip sahada üretkenlik anlamında iyi maçlardan bir tanesi oldu. Golü daha erken bulmamız gerekiyordu ama son dakikaya nasip oldu. Her ne şekilde olursa olsun alınan 3 puan bizim için çok önemliydi. Ki oynadığımız rakip de ligin işte maçtan önce de söyledim. 4-5 tane kadro kalitesi ve zenginliği açısından iyi takımı varsa onlardan bir tanesi Çorum FK. Dolayısıyla böyle bir rakibe karşı özellikle ikinci yarı böyle bir oyun ve sonrasında alınan galibiyet bizim için çok anlamlı ve değerli. Ki milli maç arasını bu alınan sonuçta geçireceğimizi de düşünürsek hem takımın hem de camianın morali ve motivasyonu açısından ihtiyacımız olan bir 3 puandı. Dolayısıyla şu anda moralimiz yerinde. Ligde şu anda istediğimiz yerdeyiz. Ve yapmamız gereken bir şey var ki bunu çok iyi biliyoruz. Eğer Süper Lig'e çıkmak istiyorsak bu bulunduğumuz yeri kaybetmememiz gerekiyor. Bu doğrultuda da çalışıyoruz. Elimizde 25 tane, 27 tane 4 kalecimizle beraber 27 tane oyuncumuz var. Ve şunu da çok net söylüyorum ki bu oyuncularımızın hepsi birbirinden önemli ve değerli bizim için. Yani bu yolculukta en azından şimdilik devre arasına kadar bu oyuncularımızla beraber olacağız. Ve kimin ne zaman görev alacağı, kimin ne zaman oynayacağını da kimse kestiremiyor. Dolayısıyla bu oyuncularımızın hepsi bizim için değerli. Ve bunları değersiz kılmak, yıpratmak için de çabalayan bir kesim var. Onlara kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bunu böyle bilsinler. Ve Kocaelispor formasını giydiği ve o sahaya adım attığı andan itibaren de herkesin bu çocukların performansını arttıracak, onların moralini ve motivasyonunu üst seviyeye çıkaracak söylemleri ve davranışlarını sergilemelerini ben özellikle istiyorum. Ve inşallah bu çocuklarla öncelikle devre arasını getireceğiz. Sonrasında da sezon sonunda işte camianın hayali olan 15 yıllık Süper Lig hasretine de yine bu çocuklarla biz son vereceğiz. O yüzden bu konuda biraz daha dikkatli ve hassas olmak gerekiyor. Önümüzde bir Giresunspor karşılaşması var. Giresun takımı da son dönemde aslında çıkış yapan takımlardan bir tanesi. Özellikle 2 hafta önce kendi sahasında önemli bir galibiyet aldı. Alt sıralardan kurtulmak istiyorlar. Çok genç, çok koşan, çok mücadele eden bir takımla oynayacağız. Dolayısıyla bugüne kadar futbol adına yaptıklarımızın daha fazlasını yapmaya çalışacağız. Giresun deplasmanında. Hatta
hatalarımızı, eksikliklerimizi de gidermeye işte çalışıyoruz. Antrenmanlarda bunun mücadelesi, bunun uğraşını veriyoruz. Dolayısıyla orada artık hedefini tamamen Süper Lig olarak belirlemiş ve o doğrultuda mücadele eden, futbol kalitesinde her karşılaşmada yükselten ve sonrasında da tabii defansif anlamda hep beraber hareket eden iyi bir takım görüntüsü, ofansif anlamda da daha üretken olurken de artık pozisyon, girdiğimiz pozisyonları da değerlendiren bir bakış açısıyla, anlayışla orada mücadelemizi vereceğiz. Ben iyi yolda olduğumuzu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Belki de birçok insan tabii bu durumda olabileceğimizi düşünmüyordu. Ama şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki bu takım daha da iyi bir takım haline gelecek. Arada inişler çıkışlar oluyor ki dünyanın en iyi takımlarında da oluyor. İşte Süper Lig'e bakıyoruz. Fenerbahçe'sinde de, Galatasaray'ında da, Beşiktaş'ında da oluyor. Olsa bizde de olacağız. İşte bu durumları bizim daha sakin, daha böyle bütünlüğümüzü bozmadan, daha böyle dengemizi dağıtmadan ve farklı emeller içinde olanların ekmeğine yağ sürmeden böyle birbirimize destek olarak geçirmemiz lazım ki bence sezonun kilit noktası da burası. O yüzden inşallah Giresun maçında da güzel bir mücadeleyle, güzel futbolla, artık tabii bizim takım istediği zaman böyle göze hoş gelen ve taraftarını, izleyenini böyle mest eden şeyler de ortaya koyuyor, bölümler de ortaya koyuyor. Bunun işte dakikasını uzatmamız lazım. O güzel pozisyonların sayılarını arttırmamız lazım. Yapacağız inşallah, çalışıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok, eksiğimiz yok. Şu anda sabahki antrenmana 27 tane oyuncuyla çıktık. Sağlık odasında herhangi bir oyuncumuzun olmaması bizim adımıza güzel. Bu hem oyuncularımızın sorumluluk duygusunun ve profesyonellik düzeylerinin üst seviyede olduğunu gösteriyor. Hem de takımın antrenman anlamında da iyi çalıştığını ve buna iyi tepki verdiğini görebiliyoruz. İyiyiz, moralimiz yerinde. Herhangi bir sıkıntımız yok. Sağ olsun başkanımız, yönetimimiz burada oyuncularımızın rahatı ve huzuru için her şeyi ortaya koyuyorlar. Gerekli fedakarlığı yapıyorlar. Hep beraber işte sizler de bizim bir parçamızsınız. Burada şehri yönetenler, valimiz, belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşları, taraftar dernekleri, taraftarımız, yerel medyadaki arkadaşlarımız, sizler, bize gönül verenler hep birlikte böyle bizi yukarıya taşıyacak sinerjiyi oluşturup bunu hiç kaybetmememiz gerekiyor. Onun için ben Kocaeli Sporluyum diyen herkese bizim ihtiyacımız var. Bizim yanımızda olsunlar. Tabii sizin de söylediğiniz gibi yani biz sahada o formayla mücadeleyi verirken her maçımızda armayı ve takımımızı, şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışırız. Biraz evvel de söyledim yani buradaki oyuncularımızın hepsi bizim için değerli. Bazıları da fırsat kolluyorlar, bekliyorlar da. Dolayısıyla o kardeşlerimizin de en azından emeğine saygı göstererek onlara da bir şans verip aslında geri kalan kısmında, ligin geri kalan kısmında da hangi oyuncularımızı kullanabiliriz, faydalanabiliriz aslında mesajını almak da bizim için önemli. Tabii o güne kadar iki tane maç oynayacağız. İki tane 90 dakikamız var. Sonrasında oyuncularımızın durumu ne olur? Onu tam kestirmek mümkün değil. Ama biraz evvel de söylediğim gibi formayı hak edip de oynatamadığımız arkadaşlarımız var. Onlardan birkaçına da bu karşılaşmalarda şans vermek istiyoruz. En azından hem onlara saygımız hem de gelecek açısından bize nasıl bir resim çıkacak onu görme açısından da bu şekilde bir değerlendirme yapacağız. Ettiriyoruz tabii ki. Tabii ki. Ben gidemedim ama hepsini takip ediyoruz. Hep takip ediyoruz. Çünkü bizimle aynı günlerde oynuyorlar genelde. Dolayısıyla takip ediyoruz. Şimdi benim tabii Kocaeli Spor'a gelirken en büyük beklentim şuydu. Tabii ki profesyoneliz. Birincisi zaten ben yeniden Türk futbolunda bir böyle herkesin dikkatini çekecek, böyle tarihe geçecek bir başarı hikayesi yazmak isterken
Tabii buna uygun bir camianın ve kulübün olması çok önemliydi. Çünkü bu çok uzun bir yolculuk. Bu uzun bir yol, uzun yolculukta futbol adına işte var olan değerlerin size katkı yapması gerekiyor. O yüzden işte Kocaeli Spor'da futbol geçmişi, sahip olunan bir futbol kültürü eğer sorumluluk alırsa ve iyi yönetilirse, yönlendirilirse taraftarın gücü artı işte yerel medyanın gücü baktığımız zaman futbolda performansı arttıracak ve başarıyı getirecek birçok şey var, destek unsur var. İyi organize edilirse tabii. Dolayısıyla bu işin bir tarafında benim tabii aradığım ve beklentilerime karşılık verecek bir durum. Diğer tarafında da tabii şunu yine açık söylüyorum. Yani her takım mutlaka önemlidir. Kendine göre değerleri vardır ama yani bugün açıkçası Süper Lig'de işte 13. olmak, 15. olmak, 8. olmak, 6. olmak benim için çok bir şey ifade etmiyor. Yani lig şampiyonu olmuş, 9 defa çalıştırdığımız takımlarla, ikisi Şampiyonlar Ligi olmak üzere Avrupa kupalarına katılmış bir teknik adam olarak. Yani açıkçası antrenörlük geleceğimden böyle çok daha farklı şeyler beni heyecanlandıracak, farklı duyguları arıyorum ben. İşte burada olduğu gibi. Dolayısıyla bunlar tabii benim için çok önemli motivasyon unsurları, kaynakları. İşimizi seviyoruz. İşte daha evvel de söyledik. Burada kalıyorum. Sabah kalkıyorum, işimin başındayım. Akşam odamdan yatağıma gidiyorum. Hemen hemen günümüzün büyük bir bölümünü burada geçiriyoruz. Kocaelispor'un başarısı için neler yapabiliriz onunla uğraşıyoruz. Burada aslında sadece bir başarılı olacak bir takım değil, tamamen geleceğini de aydınlatacak ve gelecekte de büyük başarıları getirecek bir kulüp yapılanması ve organizasyonu da gerçekleşiyorsunuz. İşte siz her saniyesine ve her gününe şahitsiniz. Yani geldiğimiz günle bugünkü geldiğimiz noktaya baktığımız zaman Kocaeli Spor'un birçok açıdan aslında çok geliştiğini ve değer kazandığını söyleyebiliriz çok rahatlıkla. O da beni ayrıyeten mutlu ediyor. Yani gelip bir yerde imzayı attım, para aldım, sonrasında çektim gittim. Bu bizim işimiz değil. Yarın bugün buradan ayrıldığımız zaman işte Ertuğrul Hoca geldi, burada kulübe, takıma ya da camiaya şu katkıları yaptı, şu değerleri kazandırdı dediği zaman benim için çok önemli bir şey. İşte Samsun'dan gelen oyuncularımız sağ olsunlar geldiklerinde ise hocam işte Samsun'da birçok şey yaptın, duyduk onu, şimdi burada mı başladın diye böyle takılıyorlardı bana. Bu işim, burası bizim için önemli. Yoksa gelirsin, başarılı da olursun ama ayrıldığında arkandan işte biraz evvel söylediğim değerler anlamında böyle ismin zikredilmiyorsa, konuşulmuyorsan benim için hiçbir değeri yok. O başarının da değeri yok. Bu bütün bunları bir araya getirdiğimiz zaman hakikaten şu anda moralimiz, motivasyonumuz ve geleceğe bakışımız gerçekten çok iyi durumda.